Emel, bak şimdi sana bir şey okuyacağım, tamam mı? Bundan ne anlayacağız birlikte? İnsan, bu Heidegger'in bir sözü. İnsan varlığın açıklığında, açıkta durarak, içeride durması sayesinde varlığı varlıkça ödüllendirilmiş bir var olandır. O. Yani beynim yandı. Bak şimdi bu bir felsefi düşünce. Bu Heidegger'in düşüncesi. Şimdi felsefe böyle bir şey. Yani düşüncelerini bir şekilde kendi terminolojinle anlatma yöntemi. Aslında şunu söylüyor Heidegger. Çok çok kısa kendini tanı. Şimdi kendini tanının başka varoluşsal şeyi bu, açıklaması. Şimdi diğer tüm nesneler de bu şeyin Sartre'ın ensuisi gibi tüm nesneler birer varlık. Ama bunların kendini ya da varlığının farkına varabilme yetisi yok. Bu bir tek insan için söz konusu. İşte bak burada şeyin, Heidegger'in aslında tüm metafizik düşüncesi sığdırılmış. Bu kadarcık bir şeye tüm metafizik düşünce sığdırılmış. İnsan varlığın açıklığında, şimdi kendisi bir özne, insan bir özne olarak düşün. Varlığın, varlıkta olmanın açıklığında, açıkta durarak, yani dışarıda durarak, açıkta durmak bu. Açıkta durarak, dışarıda durarak, içeride durması sayesinde, ki bu içeride, dışarıda durarak, içeriği yani varlığın içini, kendi varlığının içini görebilmesi sayesinde, ki benim o projeksiyon dediğim şey, yani kendi varlığına projeksiyon yap, tanı, anla, sayesinde varlığı varlıkça ödüllendirilmiş, şimdi bunu yaptın, varlığını varlıkla ödüllendirdin ve artık varoluş oldun. Yani tamam şey yapma, toparlayayım dur. Yani burada anlat, bak şöyle düşün, birazcık şeyi düşürelim. Şimdi ben, beni sana sorduğumda ya da Ahmet'e, Mehmet'e, şuna buna sorduğumda ben beni kimden tanıyorum? Başkalarından. Peki bu başkalarının bana bakışı her zaman objektif ve doğru mu? Tabii ki değil. Değil. Demek ki ben beni, benim dışında birilerine sorduğumda ya da ben beni başka bir yerde aradığımda hiçbir zaman objektif, hiçbir zaman tam doğru bir sonuca varamayacağım. Tamam. Peki bu objektifliği ben nerede yakalayabilirim ve nasıl yakalayabilirim yöntem olarak? Kendini sorgulayarak. Kendimi? Dürüstçe sorgulayarak. Kendimi kendime sorgulatarak ve sorgulayarak. İşte Heidegger de burada diyor ki müthiş, yani inanılmaz. Bunu yaptığında bu senin için artık bir ödül. Çünkü sen bunu yaparak, senin de söylediğin gibi dürüstçe, samimi olarak kendi kendini bu şekilde sorguladığında artık muhteşem bir varoluşsun. Bu artık bu varoluşunu tamamlamış olan özne, gerçek anlamda bu benim katkım olsun. Gerçek anlamda artık benim. Ama bu ben asla ve kata hiçbir ego barındıramaz. Çünkü bunu ben yaptım. Birileri bana artık ego falan veremez. Yani birisi ya ne kadar iyisin ya da birisi bir şey dediğinde bunu ben biliyorum.
doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, yanlış mı söylüyor, bunu ben biliyorum. Bir diğeri artık yok. Sadece ve sadece ben varım ve benim o muhteşem yalnızlığı var. Selam, sevgi, saygı. Bu şeye benziyor mu? Bir ben var benden içeri. O şey mistik tarafı, Mevlevi tarafı. Zaten orada da sorgulanan bu. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim.